Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özölüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videoya hepiniz hoş geldiniz. İnşallah kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip bir de kıymetli bir yorum yaparsınız. İsmail Yüksek'in 3 yıllık dönüşümü Triminatür haberi. 2020 yılında Gölcük Spor'dan Fenerbahçe'ye geldi İsmail Yüksek. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Fenerbahçe için iyi olur denilen futbolcu. Bana duyum veren kardeşimin siz farkında değilsiniz yeni Emre Belezoğlu'nu aldınız diyen kardeşimin sözlerine haklı çıkan çıkaran futbolcu 3 yılda zirveye çıktı. Kısa sürede A takımın, A milli takımın, Fenerbahçe A takımının vazgeçilmez olduğu ve terminatöre dönüştü. Kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu. Benim kaynağım hariç. Açıkçası benim kaynağım hariç kimse beklemiyordu. Ben bunu da yani şimdi burada mesela ben bazı cümleleri kullanırken kanalın müdavimleri lütfen yorum yapsın. Evet arkadaşlar Mustafa Hoca aynen böyle söylemişti. Ya da yo böyle bir şey söylemedi ben 3 yıldır takip ediyorum diyebilirsiniz. 3 yıl önce alt diklerde boy gösterdi. Fenerbahçe'ye geldikten sonra Balıkesirspor Adana Demirspor ve Bursa Spor da kiralandı. Buralarda oynayıp gelişti. 2 yıldır da Fenerbahçe'nin kadrosunda ve bu yılki performansıyla hem Fenerbahçe'nin hem milli takımın vazgeçilmezi oldu ve fiziksel gelişiminin payı çok büyük geldiğinde çok zayıftı doğru yüklemelerle terminatöre dönüştü zaten 4 yıl önce bana bugünleri yaşayacağımı söyleseler gülerdim Allah'a inandım çalıştım üzerimde emeği geçen emeği olan herkese teşekkür ederim Euro 2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler aklımdan bile geçirmezdim diyor ya bu arada 2024 Euro 2024 yanlışım yok değil mi Almanya'da yani Türkiye'de Değil mi yani Euro 2024 Almanya'da yani Türkiye'de değil mi? Türk taraftarların ağırlıklı olacağı bir İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe'nin Gölcük Spor'la yaptığı sözleşmenin detayları. Bu sosyal medyaya düştü. Nedir arkadaşlar? 500 bin lira bon servis. Doğru. Düzce Topuk Yaylası'nda 2 yaz kampı. Doğru. Bunu da yaptılar zaten. Milli takımda oynarsa bonus. Doğru. Fenerbahçemizde sezon boyunca 20 maç oynarsa bonus. Bunu da verdik zaten. 2 milyon euro bonservis bedeliyle transferinden hani e, 2 milyon euro'nun üstünde bonserviste satılırsa Gölcük Spor'a %10 pay. E, pardon 2 milyona satılırsa 2 milyon 7 milyon euro arasında transfer olursa %5 pay. 7 milyon euro'dan yüksek bir bonserviste giderse Gölcük Spor'a %2 pay diye Bunların hepsi doğru arkadaşlar. Bunlar bunlarda herhangi bir yalan yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün maddeler doğru. E, hocam iyi de bu işte kerizlik değil mi? Ne kerizlik kardeşim? Çok güzel bir anlaşma. Ve futbolcunun aslında gerçek değerini bulduğu zaman ay düşüyor ama ölçük Spor içinde pay yükseliyor. Onu belirteyim. Arda Güler'e talip çıktı. Şimdi Arda Güler'le ilgili ben geçen gün Fenerbahçe'ye gelse nasıl olur dedim ama birçok kardeşimiz hocam Arda'nın sakatlığı var falan dedi. E ben dediğim zaman inanmıyordunuz. Ne oldu? Yani adam demiş ki işte öleceğim öleceğim diyordum inanmadınız. Bak ne oldu? Burada gülmeniz lazım. Şakadaki adama gülülmüyor da siz burada gülün. İtalyan ekibi Milan. Real Madrid forması giyen Arda Güler'i kiralamak için hareket, harekete geçtiği öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyormuş. İspanyol basında yer alan habere göre Brahim Diaz'ın ayrılığı sonrasında orta sahasını güçlendirmek istiyormuş Milan. Lan Brahim Diaz şey değil miydi ya? Forvet değil miydi bu? Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani Real Madrid'in Forvet'i vardı. O değil miydi? Ha bu başka. Ee, bu başka tamam. Pardon. Brahim Diaz 10 numara mevkisinde. Real Madrid'in oyuncusu. Kiralıkmış zaten Milan'da. Geri almışlar. Yazın 8 maçta bir golü var. 117 dakika. Bir de bir biri vardı ya neydi o forvet neyse. Orta sahasını güçlendirmek istiyormuş. Arda'yı kiralamak için harekete geçmiş. O da zaten çok dakika bulacağı bir yerde oynamasına sıcak bakıyorlar. Kararı başkan verecekmiş. Üst üste sakatlıklar yaşadı. Henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı diyor. Bu haberde o yüzden bana biraz alavratik geliyor. Bilginiz olsun. Ha şu olur. Ee, keşke İspanya'da alt sıra takımlarından birine kiralasalar. Orada parlayabilir. Bu sayede daha yüksek bonservis bedeli getirebilir. Bonusları da bize dönüş yapabilir. İsmail Yüksek'i konuştuk. Sıradaki haber Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kasası doldu. Bir rekor daha. Arkadaşlar bu haber çok uzun bir haber. 16'da 16. Taraftar her türlü desteğini gösteriyor. Ben özet olarak geçiyorum. İsmail Kartal'ın ekibi oyun skor anlamında Ekim ayında kasayı doldurdu. Ceko, Fred, Tadic, Şimanski gibi yıldızlar transfer edildi. Kadıköy doldu taştı. 250 bin barajı. Neyin 250 bin barajı? Forma satışı. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Burada bir anlaşmazlık var. Şunu anlatayım. Kulüpten yapılan açıklamada rekor 3 ay geliştirildi. Henüz Ekim ayında 250 bin sayısına ulaşıldı dedi. Ve sizlerin desteğiyle kırılan bu rekor için hepinizi binlerce kez teşekkür ediyoruz. Tutkunuzun eseri olan bu haberi paylaşmaktan gurur duyuyoruz dedi. Şimdi yeni sezon forması 1425 ile satılıyor demiş. 1500'e çıkarıldı diye biliyorum ben ama neyse 1425 diyelim. 250 bin ulaştı. Yani 356 milyon 250 bin lira gelir elde edildi. Şimdi bakın total 356 milyon 250 bin. Aslında buradan daha fazla. Yaklaşık 400 milyon. Niye? Yurt dışında 79 euro. Yani yurt 79 euro arkadaşlar. Almanya'daki arkadaşlarım teyit etsinler. Yalansa yanlışsa belirsinler. Yani 80 euro diyelim. 8 kere yaklaşık. 30 2400 yani 2200 falan yapıyor aşağı yukarı burada da bir gelir artışı var fazladan Neyse çok şey yapmayayım. Bu ile bir anlaşma var Anlaşma şu şekilde %70'i Fenerbahçe'ye kalıyor satışın %70'i Fenerbahçe'ye kalıyor Ve yaklaşık 250 milyon TL Fenerbahçe'nin kasasına girdi diyor Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir forma tasarımı da yapılması bekleniliyor. bu gerçekleşirse 150 bin zaten hızdan artar de gelecek şampiyonlukta inşallah daha da arttıracak diye Şimdi arkadaşlar Ben bunu aslında notuma çok güzel ekledim Süslendire süslendire anlatacaktım ama 250 bin Puma ile anlaşma %70'i Fenerbahçe kalacak şekilde Bunu ben daha önce de söyledim ee, Anlaşılmadı sanırım Ve 250 bin adet Yani e 12 buçuk milyon euro'ya falan tekabül ediyor. Bunun %70'ini yapar. 8,5-9 milyon euro civarında. 150 milyonu böldüğümüz zaman hani 8, 9 milyon euro aşağı yukarı. 9 milyon euro gelir. Az bu bir para değil ya. Sadece forma satışından. 9 milyon euro gelir. Ben Fenerbahçe taraflarına teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ben Fenerbahçe yönetimine de şunu söylüyorum. Madem gelirin %70'i 1425 üzerinden düşünün. O zaman %30'u ne yapıyor? 450 lirası falan kumanın. Bunun bir satış bedeli falan var. Aslında teşekkür etmek için 29 Ekim'e özel 29 Ekim'in olduğu hafta 1000 liraya düşürülebilir. Ya da 1097 lira. Ya da 900 lira. 907 TL mesela. Sadece bir haftalığına 907 TL'ye düşürülebilir ve 907 TL'ye düşürülen forma bence çok daha rekor kırabilir. Avrupa'da Türkiye'de oynadılar. Henüz kulüp bulamadılar diyor. Şimdi kim bunlar? DGA henüz boşta. Çok ciddi para istiyordu. 8 milyon euro para istiyordu beyefendi. Beyefendi 8 milyon euro para istiyordu. Biz Arda Güler'i gönderip şey Altay Bayındır'ı gönderip alalım diye. Lingard, Çeka, Mustafi e Mustafi. Hmm. Ya bu Çeka X Haka değil. X Eka. Beşiktaş'ta adanılmıştı. almıştı. Ee, Alman futbolcusu Skodran Mustafi son dönemde yaşadığı sakatlıklar. Sezona kötü başladı 31 yaşında. Jerome Boateng. Olimpik 35 yaşında. Hani listede bunun isimler mesela Santimina 27, Valerun Berisha 30, Nikoşul Schul 30. Bu Nikoşul Schul sol bek olan buna bizim bir ara bir ilgimiz vardı. Amin Yunus Philip Jones başka bakayım. E, Simone Zaza 32. Fenerbahçe ile adı anılanlar var mı diye. Karim Bellar abi 33. Yan Enville 33 olmuş. Deni Rose 33. Bu da kanat bekli sol bekli sanırım. Adrian Silva 34. Alex Vidal 34. Sergio Asensio 34. Pastore 34. Marlos, Papadopoulos. Nying olan 35. Hatem Ben Arfa. Göz bir arar. Ya 32'de futbolu bıraktı. Türkiye'de mesela Trabzonspor'da falan forma giyen futbolcular varmış. Boşta olan. Kıbamin hatırlarsınız. Takıma gitmemiş. Andre Ayu. Etobo. Akselmeye Aksel Meya Eskişehir Manisa. Şehuhu. Musa Konate. Sivas. Kalili. Steven Kolkırş. Kevin Malkuit. Gavranovic. Altıdor. Poli. Dentinho. Beşiktaş'ta da hatırlar mısınız? Stefan Okaka. Luis Gustavo. Lucas Piglia gibi isimler. Şimdi bu isimler bir döneme damga vuran isimler. Ama siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki bazı şeyler yaşlandığı zaman ya antikacı alır ya hurdacı alır. Böyle evet, bir tabi. At, fava, bekle gibi bir şey oldu. Şimdi Fenerbahçe-Beko Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Panathinaikos'u 83-69 mağlup etti. Yani e, gergin Ataman'a 69 yaptırdı Fenerbahçe. Genelde yani 83 sayı yaptı. Gergin atamanı yenmek çok güzel oluyor. Ee, yani güzel bir şey ya. Fenerbahçe'miz Hatay Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yüzler gülüyor, keyifler gülüyor. Rabbim yüzümüzdeki gülücü eksik etmesin. Rabbim Fenerbahçe'ye sezon sonunda şampiyonluk, hatta şampiyonluklar nasip etsin inşallah. Kupalar, başarılar. Yıllardır buna hasretiz. Hani Joshua King takımla çalışıyor, Cengiz Ünder çalışıyor. Emre Mor'u çok soruyorlar. Emre Mor 2 hafta sonra tam olarak hazır olacak. Sahalara dönüş yapacak diyor İrfan Can 25. Ee, şunu diye demeniz lazım hocam sen de dediydin hani milli arada iyileşiyordu ne oldu diye arkadaşlar tetkikler kontroller buna izin vermedi açıkçası yoksa haklısınız kendi kendimi de eleştirme meraklısı bir adam değilim ama haklısınız yani ben de bekliyordum açıkçası bana da bir nevi sürpriz oldu şimdi antrenmandan notlar mesela dün akşamki antrenman çarş çarşamba günkü antrenman notları mesela nedir ee, 9. haftadaki 22 Ekim Pazar günü Atakaş Şatay Spor'la Ülke Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksine karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen salonda yapılan ısınma ve kore çalışmalarıyla başladı. Ee, kore çalışması biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Futbolcular böyle gözlerini falan çekiyorlar. <laughs> yok yok bu değil. ya yani salon çalışmaları falan diyeyim. Ee, güçlendirme çalışmalar değil. Sahada çabukluk çalışması yapan oyuncularımız antrenmanı iki grup halinde gerçekleştirdi. Pas çalışmaları devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bugün yapılacak idmanla sürdürecek. Mesela idman fotoğraflarında Samet Akaydın'a yer verilmiş. Serdar Aziz, Kent, Bekao, Cengiz Ünder, yine Kent, İrfancan Can, Eğri Bayat, Livakovic, Ceko, Umut İrfan Can Kahveci, Ferdi, Osterwolde, Cengiz. Bu arada ile ilgili de hani uzunca bir röportajı var. Onu gidip kendiniz okuyabilirsiniz. Onu ben çok değinmeyeceğim ama. Milli takımda oynar mısın diyor. O da diyor kendimi Türk gibi hissetmiyorum diyor. Ya arkadaş şimdi linçleyecek bir şey değil millet. Ya milli takımda herkes oynayamıyor. Öyle bir dünya yok. Sakaboya hadi milli yapalım falan. Yapamıyorsun öyle. Cimanski, Ferdi. Yine Kent. Kentle ilgili de bir şey söyleyeceğim az sonra. Say, Samuel, Fred, Joshua King, Arto Elmaz, İsmail Yüksek, Batşuay. Ee, bunların yer aldığı bir idman var. Görselleri Fenerbahçe Ork'tan bakabilirsiniz. Şimdi Bu arada Fenerbahçe Atay Spor maçını Volkan Bayarslan katledecek, şey, e, yönetecek. Volkan Bayarslan'a buradan bir çağrıda bulunuyorum. Maçı hakkıyla adaletli bir şekilde yönetirsen. Allah ne muradın varsa versin. Çoluğunun, çocuğunun, eniştenin, kaynananın, görümcenin, eltinin. Ne hastalığı varsa hepsine şifa versin. Ne duam varsa, ne dileğim varsa Rabbim kabul etsin. Ne güzellik istiyorsan ev mi istiyorsun Rabbim sana beklediğinin 10 katı ev versin büyüklükte ev versin araba istiyorsun ee, almak istediğin değerin 1.5 milyon euro üstündeki arabayı nasip etsin inşallah maçı adaletli yönetirsen maçı katledersin de Allah bin türlü belanı versin Allah senden de sevdiklerinden de çıkarsın Serkan Akkoyun İsmail Kartal bir yardımcısını kulüpsüz oldukları dönemde Guardiola'nın yanına göndermiş Ferdi'nin oyun içerisindeki rolünün değişmesi gibi etkiler Belki de bu Guardiola çalışmasının bir etkisidir diyor. Ben İsmail Kartal'ın şu cümlesine hayran kaldım. Geçen gün diyor ki ben kendi ekibimi kendim yetiştirdim. Ya bu basit bir şey değildir. Kaç kişi de bu var. Ha, kent olayını unutmadan söyleyeyim. Ryan Kent olayı. Malum camianın trolleri yalancılıkta hat safhaya gelmiş trolleri sosyal medyaya bir şey yapmışlar. Kent Fenerbahçe'nin ilgili görselleri sildi diye. Şimdi bak. Bilerek, bilmeyerek bunu yapabilirler. Hiçbir şey yapmam ben. Bu kadar çok takılmam. Ama Fenerbahçe taraftar da bunlara inanıyor sazan gibi. Lan arkadaş herif Instagram'ı çok aktif kullanmıyor. Bak bizim de Instagram hesabımız var. Kadıköy Sokan Instagram hesabı var. 9000 takipçi mi ne var? Hani ayıp olmasın diye arada sırada paylaşım atıyorum. Bize ait Facebook yok. Fenerli Duyum diye yazarsan 2M ile Instagram hesabımız. Twitter hesabımız var. Fenerli Duyum diye 2M ile Orada birkaç tane yönetici var yalnız ee, Twitter'da sadece ben yokum bilginiz olsun Olabildiğince yorum yazıyorlar Hesabı aktifleştirip Hani bir nevi takipçi kasmaya çalışıyorlar Ben yokum hepsinde bilginiz olsun yani Fenerli duyum Twitter hesabına Mustafa hocam da bunu yazmaz Yazar falan diye düşünmeyin ee, Orada genelde ben yokum Ben YouTube'dayım YouTube'daki yorumlara arada sırada ben bakıyorum Oradakilere de bakan Kardeşler var ben tek başıma ilgilenemiyorum arkadaşlar. Hani durum bu. O yüzden bu şeylere ment olayına çok takılmayın. Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic Dominik Livakovic'e destek olmak amacıyla Hatay Spor Maçı'nı tribünde takip edecekmiş. Valla Hırvatistan'ın ahı gitmiş vahı kalmış. Bence Hırvatistan'ı birilerinin takip etmesi lazım. Nice takımı Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Yusuf Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını söylemiş. Geçen biri daha vardı. E bu arada Volkan Bayarsan Samsun'da Fred'in golünü iptal etmişti diyor. Valla ben söyleyeceğimi söyledim. Açık ve net. Adaletli yönetirse benden dualarımı alır ama haksız yönetirse de beddualarımı alır. Bu Yusuf Atal Nice kulübünde diyor ama Nizza diye yazılıyor. E, sağ bek, sağ kanat. 3 milyon euroya 2018 almışlar. Altı maçta bir golü var 362 dakika ceza yerli. Zaten çok konuşursan ceza yersin demişler. O da ceza yerliyim demiş. İşin şakası bir tarafa da e, ne kadar şeylere kapallar farkında mısınız? İnsan inandığı değerin arkasından gider. Bilmiyorum kimler neye inanıyor. Ben şunu da söyleyeyim. Yani herkesin bir görüşü var. Herkesin bir fikri var ama savaş her türlü sıkıntı ya. İnşallah son bulur. Şimdi Mainz'de e, Filistin'e destek mesajı yayınlayan Anwar El Gizali'nin sözleşmesini feshettiğini açıklamış. Zaten 58 dakika oynatmışlar. Bir asist yapabilmiş 5 maçta. Çok da şey yok ama. Şimdi Yusuf Atal ve Anwar El Gizali yer adı Fenerbahçe'ye istemezsiniz. Her iki futbolcuyu da. Doğrusunu konuşmak gerekirse. O yüzden çok üstünde durmuyorum arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. E, bunlar ekmeksiz kalmaz. Feridun lideri olun, Fenerbahçeli diye TRT Spor'dan kovanlar ekmeksiz kalacağını zannettiyse sıkıntı. Bu arada Juventus'un orta saha oyuncusu Nikola Fagioli yasa dışı platformlarda bahis oynadığı için 7 ay ceza alacak diyorlar. Bu oynadığı için de işte bunu yönetenler var. Bakalım yönetenlere ne ceza gelecek İnşallah yüksek bir şey gelir. Arkadaşlar Şimanski yeni sözleşme olayı. Ben bunu kulübe sordum. Yani bana inandırıcı gelmedi. Ee, az kaynağımdan da doğrulama gelmedi ama arkadaşlar bu doğru diye geldi ya duyum. kaynaklarından biri bu duyum doğru diyor. Yani e, 40 milyon euro civarında bir serbest kalma maddesi konulup yıllık ücretinde de hafif bir iyileştirme yapılıp sözleşme süresini uzatacak bir şey diye hani kafası çok karışmasın sürekli transfer teklifleriyle diye. E, Oyuncu da menajerine yap demiş, kabul et demiş ne olursa olsun diye. Bana tuhaf geldi ama var yani. Bilginiz olsun. Beşiktaş deplasmanda altı sıra oyuncakların maçta deplasman yasağı olmadığını açıklamış. Yani bu hafta oynayacak altı sıra maçında uzun yıllardır derbilerde devam eden deplasman taraftar yasağı kaldırılıyor. Ve eee... Bakalım neler olacak. Çok çok da merak ediyorum açıkçası. Çünkü sizin de malumunuz uzun zamandır olmayınca ilk açılış acaba nasıl olacak diye. Pendik Spor Teknik Direktör görevi için Portekiz Teknik Adam Ivo Vieira ile anlaşmış. Ivo Vieira Portekiz'de Maritimo Estoril Praha, Praha Moriense, Vitoria Guimares, Gil Vicente, Pamalikao ve Suudi Arabistan'da Al Vehda ve Brezilya'da Güiba takımlarında çalışmış. Bunları çalıştırmış. Yani Villas Boğaz gelecek diye de ortalığı yangın yerine çevirmişlerdi de. Samet Akaydın Euro 2024 grup eleman maçlarında haftanın takımına seçilmiş. İsmail Yüksek milli takımda gösterdiği performansla e, FC 24 Ultimate Team takımına seçilmiş iki futbolcumuzu tekrardan tebrik ediyorum. Samet Akaydın'ın şu olay çok güzel oldu ya. Milli takım arasında Allah'a çok şükür sakat vermedik. Ee, ve hani sakat vermedik. Sakatlar iyileşti. Cengiz iyileşti. Emre Mor'da yavaş yavaş geliyor. Samet form tuttu. Gayet güzel bir milli ara geçirdik. Euro 2024 müjdesi de geldi. Milli takım. Arasında. Şahane bir olay Şimdi asıl baba transferlere gelelim. Ya Sabuncuoğlu diyor ki Napoli scoutları son 5 Fenerbahçe maçının 3 ya da 4'ünü izlemeye geldi. 3'ünü izlemeye geldi. Çimanski ve Ferdi Kadıoğlu. Harici bir ismi dahil. Bir ismi de takip ediyorlar. O sayı Samuel. Yani yanlış duymadınız. Çimanski, Ferdi Kadıoğlu ve o sahi diyor şu an pek çok spor yazarının bir şeyden haberi yok. Nedir haber olmadığı şey? Fred'in takip edildi. Birçok spor yazarının Fred'in takip edildiğinden haberi yok. Yakında duyarsınız. Ben 15 Ekim'den sonra transfer duyumlarının patlayacağını söylemiştim. Patladılar. Bu arada bu Fred olayı, Napoli olayı, şık işler. Ama spor Digital'in Altı taraftar da bu spor dijitalle bir alıp veremediği varmış herhalde. Bilmiyorum bir para verin alın mı demişler. Boykot, boykot. Ben çok bilmiyorum. Ya yani neyse bunu bu konuyu konuşmayalım. Yok siz biliyorsanız yazarsınız, bilmiyorsanız gerek yok. Napoli Napoli Ferdi'yi transfer etmek istiyor doğruya doğru. Ancak Ferdi kaç milyon euro olur? Kaça gelir, kaça gider bunu size bırakıyorum. Oraya Oriadella Sports onu belirtmiş ve Fenerbahçe'den asıl transfer bombası Florentino Luis ve Al Musrati. Sportif direktör Mario Branco, Fenerbahçe Sportif Direktörü Sayın Mario Branco iki oyuncunun üstünde duruyor. Florentino Luis ve Al Musrati. Şimdi Al zaten biliyorsunuz. Anlatmama gerek var mı? Yok. Ben Al hani sıradan bu kadar para verilmesi gerekmeyen bir isim olduğunu düşünüyorum. Libya'lı olması da benim için negatif bir olay. Ama Florentino eğer bize yedirirlerse geçen gün de söyledim yine söylüyorum. Bize yedirirlerse çünkü 24 yaşında 19 Ağustos 99 doğumlu 24 yaşında Ağustos, Eylül, Ekim 19 Ekim'i de geçtiğimiz için 19 Ekim'e geldiğimiz için söylüyorum. 24 yaş 2 aylık bir oyuncu. Portekiz U24 oynamış ama A takımda oynamamış. Bir şansı bu. Angola uyruklu Portekiz'de oyuncu. Alt kademelerde oynamış. Bakın arkadaşlar. Altyapısından çıkıyor Benfica'nın. Monaco'ya bir buçağa kiralanıyor. Tutmuyor. Getafe'ye kiralanıyor. Orada da değeri düşüyor. Yani Portekiz dışında değeri düşen bir oyuncu. Bu yüzden Avrupa takımları yanaşmayabilir. Bu sezon 7 maçta 302 dakika oynamış. Bir ihtimal var mı derseniz ben ihtimal düşünmüyorum. Ancak bir değil, iki değil bu bana gelen duyum. Hani takdiri size bırakıyorum. Hani e, Fenerbahçe'den sürpriz e, transfer hamlesi desem Mario Branco, bak bir de şunu da söyleyeyim. Mario Branco bu işi yapacak gibi desem ne dersiniz? Çünkü Mario Branco'nun bir hükmü var Avrupa'da bir ee, imajı var. Gerçekten bir imajı var ve bu imaj sayesinde bir şey yapabilir. Kıbranıyorum siz de farkındasınız açık konuşamadığım için ama açık konuşayım hiç öyle topu taca atmadan söyleyeyim. Mario Branco uğraşıyor arkadaşlar. Florentino Luis için de uğraşıyor. Almusrati için de uğraşıyor. Ben şey Almusrati için uğraşmıyor. Kurniç iddiaları vardı. Kurniç olmayacak. Ama bu Florentino olursa düşünebiliyor musunuz? Yani 24 yaşında 20 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcuyu ayarlıyorsun. Devre arası için değil, yanlış anlaşılmasın. Yaz dönemi için. Yani oyuncuyla şimdiden anlaşıp yazın Fenerbahçe'ye katma transferi gibi. O sayede böyle yapılmıştı. Kulübü de dedi ki ya 500 bin euro verin madem aldınız. Kafası orada olmasın direkt alın demişti. 500 bin 500 bindir demişti. Belli mi olur? Belki 500 bin euro ya da Florentino alınabilir ama ben inanmıyorum. Yani inanmıyorum derken şu an için zannetmiyorum. Ve Aralık ayında anca bu transfer şey olabilir. Fakat şu da bir gerçek. Böyle bir oyuncuyu kapmak için de şimdiden çalışmaya başlamak lazım. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Ama becerebilir miyiz transferi? Kimseye de umut vermeyeyim. Sonra diyeceksiniz hocam hani iş ciddiydi, hani bizdeydi, hani alıyorduk, hani geldiydi, hani yettiydi. Ben geldiydi demesem bile geldiydi oluyor adı. Hani bizdeydi hocam, hani transfer etmiştik hocam, hani aldıydık, hani kesindi demeye başlıyorsun. Bir yerden sonra artık ben de sıkılıyorum açıkçası. Yani bunu söyleyeyim. Aktaracaklarım benim bu kadar. Ama e, yani olur isim mi? Dur. Fakat olmaz olmaz demeyin. Bir Şimanski'yi biz Arda Güler yüzünden aldık. Şimanski Fenerbahçe'ye Arda Güler'in projesinde inandığı için geldi. Elim olur belki gelen Başka bir isim daha olur. Portekiz'den 24 yaşında orta sahadan. Aklımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.